Herkese merhaba, Takı Tasarımları kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bu videomda sizlere tamamen kristal boncukla yapılan oldukça şık ve zarif olan bu bileklik modelinin nasıl yapıldığını anlatmaya çalıştım. Bilekliğimiz bu şekilde arkadaşlar, bakın. Umarım yapılışı anlaşılır olmuştur. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Bu model için gerekli malzemelerimiz 2 farklı renkte 2 milim kristal boncuk, 1 tane papağan klips, 2 tane klips halkası, 2 ya da 2,5 santim kadar uzunluğunda zincir. Zincirin ucuna ben bu şekilde yaprak şeklinde takı süsü, yani takı aparatı kullanacağım. Sizin varsa kullanabilirsiniz, yoksa kullanmayabilirsiniz de. Hatta zincir de kullanmayabilirsiniz. Ama varsa da kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü bileklik o zaman daha şık görünüyor. Ve tabii ki takı ipi ve boncuk iğnesi. İlk başta 3 tane beyaz, 2 tane kırmızı boncuk alıyoruz. Boncuklarımızı itiyoruz ve her zamanki gibi burada bir karış kadar uzunluğunda ip bırakıyoruz. İlk baştaki beyaz kristal boncuklardan tekrar geçiş yapıyoruz. Daha sağlam olması adına buradaki boncuklardan yine geçiş yapıyoruz. Ve son olarak beyaz kristal boncuklardan, yani buradaki beyaz kristal boncuktan çıkış yapıyoruz. Buradaki boncukların hepsinden, yani iki defa geçiş yapmış oluyoruz burada. 2 beyaz, 2 kırmızı boncuk alıyoruz. Boncuklarımızı itiyoruz. Çıkış yapmış olduğumuz boncukla beraber, bakın, burada 3 tane boncuktan, 3 beyaz boncuktan, üçünden birden geçiş yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Yine 2 beyaz, 2 kırmızı boncuk alıyoruz. İtiyoruz. Çıkış yapmış olduğumuz boncukla beraber burada 3 beyaz boncuktan, üçünden birden geçiş yapıyoruz. İki beyaz, iki kırmızı boncuk alıyoruz. Boncuklarımızı itiyoruz. Çıkış yapmış olduğumuz beyaz boncukla beraber buradaki iki tane, yani burada üç beyaz boncuktan üçünden birden geçiş yapıyoruz. İki beyaz, iki kırmızı boncuk alıyoruz. Boncuklarımızı itiyoruz. Çıkış yapmış olduğumuz boncukla beraber burada 3 beyaz boncuktan üçünden birden geçiş yapıyoruz. İki beyaz, iki kırmızı boncuk alıyoruz. Boncuklarımızı itiyoruz. Çıkış yapmış olduğumuz boncukla beraber burada 2 tane boncuktan, yani toplamda 3 boncuktan üçünden birden geçiş yapıyoruz. İki beyaz, iki kırmızı boncuk alıyoruz. Boncuklarımızı itiyoruz.
Ve burada 3 tane beyaz boncuktan üçünden birden geçiş yapıyoruz. Bakın böyle. Evet arkadaşlar, bileklik istediğimiz uzunluğa gelene kadar bu şekilde yapmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, ben bilekliğimin ilk sırasını tamamladım. Bu kadar uzunluk benim için yeterliydi. Bu arada size şunu belirteyim. Bilekliğin ikinci sırasını yaparken birazcık topladığı için ilk sırayı, yani bu sırayı biraz daha uzun yapabilirsiniz. Şimdi burada en son beyaz boncuktan çıkış yaptıktan sonra hemen yanındaki kırmızı boncuktan çıkış yapıyoruz. Bakın böyle. Daha sonra burada bir kırmızı boncuk alıyoruz. Hemen yanındaki kırmızı boncuktan çıkış yapıyoruz. Daha sonra bu ortadaki beyaz boncukla beraber, beyaz boncukla beraber bu hemen yanındaki kırmızı boncuktan çıkış yapıyoruz. Bir kırmızı boncuk alıyoruz. Hemen yanındaki kırmızı boncuktan çıkış yapıyoruz. Ve bu aradaki beyaz boncukla beraber onun yanındaki kırmızı boncuktan çıkış yapıyoruz. Bir kırmızı boncuk alıyoruz. Hemen yanındaki kırmızı boncuktan çıkış yapıyoruz. Daha sonra aradaki beyaz boncukla beraber buradaki kırmızı boncuktan çıkış yapıyoruz. İkisinden birden geçiş yapıyoruz yani burada. Bakın böyle. Bir kırmızı boncuk alıyoruz. Hemen onun yanındaki boncuktan çıkış yapıyoruz. Yani çıkış yapmış olduğumuz boncuğun yanındaki kırmızı boncuktan çıkış yapıyoruz. Daha sonra çıkış yapmış olduğumuz boncuğun yanındaki beyaz boncukla beraber onun yanındaki kırmızı boncuktan çıkış yapıyoruz. Yani bu boncuklarda. Bir kırmızı boncuk alıyoruz. Hemen yanındaki kırmızı boncuktan çıkış yapıyoruz. Ve bu aradaki beyaz boncukla beraber onun yanındaki kırmızı boncuktan çıkış yapıyoruz. Bir kırmızı boncuk alıyoruz. Hemen yanındaki kırmızı boncuktan çıkış yapıyoruz. Aradaki beyaz boncukla beraber bir sonraki kırmızı boncuktan çıkış yapıyoruz. Evet arkadaşlar, bilekliğin ikinci sırasında bu şekilde tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben bilekliğimin ikinci sırasını tamamladım. Bilekliğin ikinci sırasını tamamlayıp buraya geldiğimizde, yani en son kırmızı boncuktan çıkış yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Zaten burada yuva olduğu için ekstradan bir klips yuvası yapmamıza gerek yok. O yüzden de ipimizi boncukların arasında gezdireceğiz birazcık. Daha sonrasında ipimizi keseceğiz. Yani ne yapıyoruz? Sıradaki boncuklardan geçiş yaparak, yani iğnemizi birazcık boncukların arasında yürüteceğiz. Daha sonrasında ipimizi keseceğiz. Sıradaki boncuktan geçiş yapıyoruz.
Yine sıradaki boncuktan geçiş yapıyoruz. Sıradaki boncuktan geçiş yapıyoruz. Sıradaki boncuktan geçiş yapıyoruz. Yine sıradaki boncuktan geçiş yapıyoruz. Evet arkadaşlar, burada iğneyi istediğiniz kadar boncukların arasında gezdirebilirsiniz. Ben tamamlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben iğnemi boncukların arasında yeteri kadar gezdirdim. Yani bu kadar gezdirdim. Bu kadar benim için yeterliydi. Ve şimdi burada ipimizi kesiyoruz. Burada kalan ipleri çakmakla yakıyoruz. Daha sonra ilk başta bırakmış olduğumuz ipe klips yuvası yapmak için bırakmıştık, hatırlarsınız ki. Gerek kalmadığı için ne yapıyoruz? Bu ipi de boncuğumuzu takıyoruz. Daha sonra bu ipimiz de boncukların arasında boncukların sıralarını takip ederek iğnemizi boncukların arasında gezdiriyoruz. Ve bu ipimizi de kesiyoruz. Sıradaki boncuklardan geçiş yapıyoruz. Yine sıradaki boncuktan geçiş yapıyoruz. Yine sıradaki boncuktan geçiş yapıyoruz. Sıradaki boncuktan geçiş yapıyoruz. Yine sıradaki boncuktan geçiş yapıyoruz. Evet arkadaşlar, burayı tamamlayıp dönüyorum. Bilekliğin her iki tarafındaki iplerimizi boncukların arasında gezdirip daha sonra kestikten sonra bilekliğimizi tamamlamış oluyoruz. Şimdi bilekliğin klipslerini takacağız. Halkayı açıyoruz. Bilekliği takıyoruz. Zinciri de takıyoruz bu şekilde. Daha sonra halkayı kapatıyoruz. Bakın böyle. Eğer varsa aynı buradaki gibi zincirin ucuna az önceki takmış olduğumuz gibi bu şekilde takı süsü, takı apartada takabilirsiniz. Aynı şekilde diğer tarafın klipsini de takıyoruz. Aynı şekilde diğer tarafın klipsini de taktıktan sonra bilekliğimizi tamamen tamamlamış oluyoruz. Bakın arkadaşlar, bilekliğimiz bu şekilde. Ben oldukça şık ve değişik bir bileklik olduğunu düşünüyorum. Modeli umarım sizler de beğenirsiniz. Umarım yapılışını anlatabilmişimdir. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videolarımın altına yorum yapmayı, videolarımı paylaşmayı unutmayın. Yeni takı videolarında görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.